Azerbaycan'ın hep Filistin'in yanında olduğuna dair bir haber paylaşmıştık. E zaten öncesinde de Cumhurbaşkanı'nın Gazze'ye yönelik açıklamalarını paylaşmıştık. Avrupa Birliği Komisyonu'nun o ateş ateşkes çağrısı yapmayışını eleştirmişti Cumhurbaşkanı Erdoğan. hem hem Cumhurbaşkanının açıklamalarını nasıl değerlendirirsin ve elbette Azerbaycan'ın Filistin'in yanında durması da büyük anlam taşıyor bu noktada. Çünkü Orada zulme uğrayan bir halk evet. var e, haliyle zulme uğrayan tarafın yanında Azerbaycan'da Türkiye gibi Türkiye'nin Filistin meselesine bakışıyla Azerbaycan'ın Filistin meselesine bakışı ortak aslında. Evet. 2011 yılında Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas ilk kez Bakü'ye bir ziyaret gerçekleştirmiş ve Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'le görüşmüştü. İlham Aliyev o görüşmeden sonra aslında Filistin meselesine bakış açısını, Azerbaycan'ın bakışını özetleyen bir açıklama yapmıştı. Onu hatırlatmak gerekir. Tabii. 2011 yılında şöyle demişti. Ortak basın toplantısında Azerbaycan'ın İslam İşbirliği Örgütü ve Birleşmiş Milletler dahil olmak üzere bütün Hı -hı. uluslararası örgüt örgütlerde Filistin'in yanında olduğunu ve bundan sonraki süreçte evet. de olmaya devam edeceğini vurgulamıştı. Cumhurbaşkanı Aliyev ve ayrıca bağımsız ve egemen bir Filistin devletinin bir an önce kurulmasının ve başkentinin de Doğu Kudüs olmasının gerekliliğini vurgulamıştı. O açıdan baktığımızda Türkiye'nin Filistin meselesine bakışıyla Azerbaycan'ın Filistin meselesine bakışı arasında bir ortaklık söz konusu. Ayrıca 2017'nin Aralık ayında Aliyev e, İstanbul'a gelmişti. Hı hı. İstanbul'da Kudüs meselesi üzerine İslam İşbirliği Örgütünün acil durum e, zirvesine katılmıştı. Burada da e, yer almıştı ve İsrail'in e, Amerika Birleşik Devletleri'nin Kudüs'ü İsrail'in başkenti ilan etme kararıyla ilgili de e, bu zirvede hı hı. endişelerini dile getirmişti. Her zaman Azerbaycan Filistin halkının mücadelesinin yanında yer aldı evet. yer almaya da bugün devam ediyor Tıpkı 2011 yılında söylediği gibi Türkiye nasıl duruyorsa Filistin meselesinde dimdik Azerbaycan'da evet. aynı tavrı uluslararası platformlarda gösteriyor diyebiliriz evet.